Evet, son gelişmeleri özetlediğimize göre şimdi bu gelişmeleri anlamlandırmak, üzerine konuşmak zamanı. Konuğumuz Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ece Baban. Hoş geldiniz Haber Global yayınına. Hoş bulduk. Şimdi konuşurken sizinle de hala ekranda o dün geceden kameralara yansıyan görüntüleri ekrana taşıyoruz. Gerçekten korkunç bir katliam. Sivilleri, çocukları hedef alan. Dünkü yayınlarda gördük, enkaz üzerinde oyuncaklar vardı, ders kitapları vardı. Bu kadar düşüncesizce işlenen bir savaş suçu. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Savaş iki ülke orduları arasında olur. Ama siviller hedef alındığında o artık başka bir şey anlamına gelir. Bir ülke bir terör örgütü değil. Bunu nasıl bir devlet politikası haline getirir? Tarihte aslında sivillerin hedef alındığı ve özellikle de savaşlarda sivillere zarar vererek hem psikolojik olarak bir etki yaratmak hem de aslında bir dehşet politikası ortaya koymak için maalesef bazı devletlerin bunu bir strateji olarak kullandığını görüyoruz. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda bunun çok fazla örneği görülmüş. Bu ama hani İkinci Dünya Savaşı'ndan baktığımız zaman özellikle Dresden saldırıları ya da işte Blitzkrieg gibi çok yoğun füzelerle yapılan saldırılara baktığımız zaman, yani çok yoğun hava saldırılarına aslında baktığımız zaman, savaş içerisinde olan ülkelerin birbirleriyle sivilleri hedef alarak aslında kendi üstünlüklerini bir şekilde sivil halkı korkutarak ya da onlara bunu yaşatarak ve aynı zamanda bunun haber olmasını, duyulmasını sağlayıp kendi hedef kitlesini de bir şekilde kendi güçlerini ispat edebilecek bir noktada tatmin etmeye çalışacak maalesef bir strateji olarak uyguluyorlar. Azerbaycan-Ermenistan meselesine baktığımız zaman bütün bu süreçte aslında Ermenistan'ın Hocalı katliamında yaptıklarını ve ne kadar fazla insanın, çocuğun, kadının, sivilin hayatını kaybettiğini ve acımasızca hayatını kaybettiğini biz 1990'ların başında gördük. Evet. Bugün yapılan sivil saldırıları da aslında Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri kaybetmesi sonucunda aradığı desteği de Rusya'dan ya da Avrupa'dan bulamaması neticesinde kendi hem halkına yönelik şimdi devletin aldığı kararları tabii ki toplumlara mal etmek tabii çok doğru bir şey değil. Ben Ermeni halkının da bu saldırılardan çok memnun olduğunu zannetmiyorum ama kendilerini işte bir güçlü olduklarını ispat etmek için maalesef sivilleri hedef alarak aslında hem bir savaş suçu işliyorlar, hem bir uluslararası hukukta suç işliyorlar. Hem de buna çatı örgütlerin özellikle ses çıkartmaması, bir yaptırım uygulamaması, müdahale etmemesinde bir aslında yarar fayda olarak görüyorlar. Dolayısıyla sivilleri hedef alarak onların yaşadıkları bölgelere, özellikle de akşam saatlerinde daha fazla can kaybının olması, daha büyük bir travmanın, daha büyük bir yaranın açılması, burada Ermenistan'ın kendisini, kendi hedef kitlesine, kendini destekleyecek olanlara aslında hem güçlü göstermek hem de Azerbaycan'ın moralini, motivasyonunu bozup o savaşın dehşetini, savaş psikolojisini yaşatmak üzerine kurulu ve kabul edilmeyecek olan, asla onaylanmayacak olan maalesef bir strateji izlediklerini görüyoruz. Evet. Tabii ki bu maalesef sıkışmış ve muhtemelen de gidecek olan Paşinyan için çok da aslında doğru hamleler değil. Ama evet, burada barışı ve istikrarı korumakla görevli olan çatı örgütlerin de kınamaktan, uyarmaktan başka hiçbir şey yapmaması da ayrı bir konuşulması gereken, üzerinde çok fazla hatta konuşulup evet, tartışılması gereken bir konu. Hatta orada aktörleri ayrı ayrı da konuşuruz. Hocalı'ya dikkat çektiniz, çok önemli ve değişmeyen bir durum var. Orada da sessiz kalmıştı dünya. Evet. Şimdi dün geceden beri yayında konuşuyoruz. Bu görüntüler Gence'den değil de Ermenistan'ın herhangi bir yerinden gelmiş olsaydı muhtemelen bugün ortalık ayağa kalkmış olacaktı. Kalkmıştı. Evet, yani Birleşmiş Milletler'den o klasik pasif kınama metni geldi ve yine altını çiziyoruz sizin de söylediğiniz gibi.
iki tarafı eşit gören bir açıklama. Yani çatışmalardan uzak durma çağrısı. İşgalciye de, toprağı işgal altında olana da aynı çağrı. Bir kere her şeyden önce herhalde bu bir haksızlık. Bu zaten konunun bence başı. Yani eğer siz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki meseleye bakıp da iki tarafı eşit olarak görüyorsanız ya da iki tarafın uzlaşması için herhangi bir ortam yaratmaya çalışıyorsanız, o zaman burada zaten asıl adaletsizlik bu bakış açısıyla başlıyor. Zaten bu bakış açısından güç alan maalesef ülkeler de saldırılarına devam ediyorlar. Evet. Bunun başka bir örneğini İsrail Filistin meselesinde de görüyoruz. Tabii. Ya da dünyanın farklı bölgelerinde de görüyoruz. Bir ülkenin toprak bütünlüğü, bir ülkenin ülkesel bütünlüğü tehdit altında. Bu dünya güvenliği için, diğer ülkelerin güvenliği için de en önemli, korunması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. Ve siz bir ülkenin topraklarının %20'si işgal ediyor. Toprakları işgal edilen ülke bunun üzerine işgalcileri topraklarından çıkartmak için müdahalede bulunuyor ve siz diyorsunuz ki oturup anlaşın ve bunun karşılığında işgal eden saldırılarına farklı noktalarda devam ediyor ve sivilleri hedef alıyor. Buna iki ülkeyi eşit olarak görüp iki ülkenin masaya oturup anlaşmasını, uzlaşmasını istemek zaten bakış açısı, yani bu bakış açısı zaten normal değil. Bu bakış açısı adil değil. Dolayısıyla bu saldırıda bulunan ya da işgal eden ülkenin yaptırımlara maruz kalması gerekir. Daha sert uyarılar alması gerekir. Bu tür Birleşmiş Milletler gibi çatı örgütlerden, ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 4 tane karar var. Bu 4 tane karar hep işgallerden sonra alınmış. Evet. Ancak dediğim gibi İsrail-Filistin meselesinde de alınmış bir sürü karar var. Atılmış hiçbir adım yok. Yani karar almak önemli değil. Adım atmak önemli. Evet. Maalesef sadece söylemde kalan ama somut olarak bir şekilde hayata geçmeyen bu tür uyarılar, bu tür tehditler bu ülkelerin daha da cüretkar, daha da vahşi, daha da saldırgan devam etmesine neden oluyor. Şimdi aslında az önce siz de dikkat çektiniz. Belki de özellikle Rusya üzerinden bunu konuşalım isterim. Ermenistan Gence'yi hedef alıyorsa, geçmişte Tovuz'u hedef alıyorsa aslında bunun bir sebebi var. Rusya'yı çatışmaya çekmek, ama çok da beklediği desteği, tavrı görememiş gibi duruyor. Putin'in ilk yaptığı açıklamaya da baktığımızda. Dünden beri de henüz bir ses çıkmadı Rusya'dan. Azerbaycan'ın verdiği bir nota var Rus milletvekilinin bölgeye yasa dışı ziyaretiyle ilgili, ama donmuş bir çatışma olarak kalması Dağlık Karabağ bölgesinin bir amaç mıdır bazı aktörler için? Daha mı işlerine geliyor? Tabii ki bu dünyada maalesef baktığınız zaman şimdi Minsk grubundan bahsediliyor ve özellikle de işte ateşkes yapılmasında yine Minsk grubu üyelerinin varlığı ve eş başkanlarının, aslında grup üyelerinin değil de eş başkanlarının daha fazla sözü geçiyor, biliyorsunuz onlar kararlar konusunda söz hakkına sahip. Dolayısıyla eş başkanlara baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorsunuz, Fransa'yı görüyorsunuz, Rusya'yı görüyorsunuz ve bu ülkelerin hangi dünyadaki hangi bu tür çatışmaların, adaletsizliğin ya da saldırıların, işgallerin yaşandığı noktalarda kendi çıkarları söz konusu değilse, ki parantez açıp şunu söylüyorum, uluslararası ilişkilerdeki en önemli unsurlardan bir tanesi ülkelerin kendi çıkarlarını koruyabilmesidir. Buna dayanır. Her ülke kendi çıkarlarını korumak stratejiler geliştirir. Ulusal güvenlik stratejilerini bunun üzerine kurar. Ama burada önemli olan şey şu, kendi çıkarlarınızı korurken başka ülkelerin de zarar görmesini engelleyebildiğiniz ölçüde siz büyük ve güçlü bir ülke olabilirsiniz. Ama bu ülkelere baktığımız zaman maalesef gördüğümüz, işte bu tür çatışma ortamlarının olduğu yerlerde çözüm değil, çözümsüzlüklerin daha sürdürülebilir şekilde kalması. İstikrarın değil, güvenliğin değil, istikrarsızlaştırılmış, başarısız hale getirilmiş olan devletlerin varlığının devam etmesi. Bu neden önemli ya da neden tercih edilen bir durum? Orta Doğu'ya baktığınız zaman Orta Doğu'da da hiçbir şekilde çözüme gitmeyecek ya da çözülmesi çok da mümkün olmayan, gittikçe daha zora sokulacak olan bölgeler var. Bunlardan bir tanesi bizim kendi sınırımızda İdlib mesela. Tabii. Çözülebilir olan bir bölgeye mantıklı yaklaştığınız zaman, adil yaklaştığınız zaman, ama çözülemez bir noktaya doğru gidiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman Dağlık Karabağ bölgesi. Şimdi bazı bölgeler stratejik anlamda önemli, evet. Ve buralarda çözümün bulunması
Maalesef sizin, yani sizin dediğim işte bu tür eş başkanları saydıklarımın dünyanın çeşitli bölgelerine istikrarsızlık ve başarısız devletler oluşturarak müdahale etme hakkını elde etmek isteyen ya da müdahalelerini devam ettirmek isteyen ülkeler için buralarda istikrar ve güven sağlamak çok da aslında istenilen bir durum değil. Neden? Çünkü o zaman orada bulunmaları için bir neden olmayacak. Silah lobisi için ya da işte bunun ticaretini yapmak için, kendisinin üst bulundurması için, oralarda asker bulundurması için, söz sahibi olabilmesi için, ya da şöyle düşünelim, Rusya'nın en büyük endişesi ne? Rusya'nın en büyük endişesi NATO. Dolayısıyla bununla alakalı olarak aslında Rusya kendi stratejilerini oluşturuyor. Ermenistan'a bugüne kadar Paşinyan'ın istediği şekilde yaklaşmamasının temeli Paşinyan'ın Batı ile olan yakınlaşmasının dışında, yani ben temel neden budur diyemiyorum ama evet. Tabii ki mutlaka etkisi var, ama en önemlisi Azerbaycan gibi bir ülkeyle neden Ermenistan için karşı karşıya gelebilecek ya da ilişkilerini koparıp atabilecek, iş ortaklığını bozabilecek bir durum yaşansın. Dolayısıyla Rusya burada bir denge politikası izlerken barışın korunması için NATO'nun da bir şekilde NATO üyesi olmayan ama önemli bir role sahip olan Ermenistan ve Azerbaycan'ın daha fazla hem tek başına güçlenmesini istemez Rusya, hem de bu bölgedeki sorunun tam anlamıyla çözülmesini istemez bu bölgede varlık gösterebilmek için. Hem de Batı ile daha fazla yakınlaşmasını, kendi kontrolünden çıkmasını istemez. Dolayısıyla da stratejisini de buna göre çiziyor. Bunun da temelinde kendi çıkarları yatıyor. Ama dediğiniz gibi istikrar, güven ortamı ya da bu tür çatışmaların çözümlenmesi değil, daha muallakta kalması, sizin de söylediğiniz gibi dondurulmuş bir problem olarak kalması. İhtiyaç duyulduğu zaman o dondurulmuş problemin çözülüp evet. tekrar sahaya taşınması, tekrar sıcak çatışmalara dönmesi, bu tür ülkelerin ellerinde kart olarak tuttukları ya da ellerinde diğer ülkelere tehdit olarak tutabilecekleri evet. her zaman bir veri olarak kalıyor. Pek çok çıkar ilişkisi var. Bir araya geldiğinde, üst üste bindiğinde tabloyu karmaşık hale getirebiliyor. Aslında diyoruz ki böyle bir görüntüye müdahale edilmesi lazım, ses çıkarılması lazım. Çok kolay gibi geliyor, olması gereken bu. Ama o kadar çok sizin de söylediğiniz gibi çıkar ilişkisi iç içe geçmiş durumdaki görmemiz gerekeni görmüyoruz. Şimdi AGİT'ten bahsettiniz siz de. O nokta önemli, biraz üzerinde duralım isterim. AGİT tarihinde ve AGİT bölgesinde ilk kez bu denli büyük ve yıkıcı bir saldırı gerçekleşti. Ve biz eş başkanlardan hiç bir açıklama duymadık henüz. Zaten ateşkes de öyle ateşkes de görmedik. O masadan, Moskova'dan çıkan ateşkesi de Ermenistan ihlal etti ama ona da ses çıkarılmadı. Şimdi bu bir kırılma noktası olur mu Gence saldırısı? Masaların devrilmesi, yeni masaların kurulması için ne dersiniz? Olmalı. Şimdi olur mu? Olmalı. Evet. Ama bu bizim tabii ki şöyle olması gerekenden bahsediyoruz biz. Dünyanın gözü önünde Gence'de sivillere çok büyük bir saldırı düzenleniyor. Gerçekten ben bugün izlerken oturdum ağladım görüntüleri gördüğüm zaman. İnsan olmaktan utanıyor bir noktadan sonra o görüntüleri gördüğünde. Ve hakikaten de çok zor zamanlar geçiriliyor. Şimdi bütün dünyanın bu tür saldırıları kınamasının dışında gerçekten çözüm bulabilmesi ve sivillerin hayatını, yaşam hakkını koruyabilmesi için tabii ki masaya oturması gerekiyor. Ve eğer burada işlevini yitirmiş olan bir takım örgütler varsa, işlevini yitirmiş olan bir takım eş başkan ülkeler varsa ve onlar herhangi bir müdahalede bulunamıyorlarsa, daha doğrusu ulusal çıkarları insanların yaşam hakkının önüne geçtiyse, o zaman o masa devrilmeli. Ama Gence saldırısı büyük bir yankı uyandırıp insanların tepkisine neden olacaktır. Fakat kendi başlarına, yani kendi kendilerine AGİT'in altında oluşan bu Minsk grubu, ki biliyorsunuz katliamlardan sonrasında oluşmuş olan bir grup. Bu grup
Minsk grubu kendi kendine demeyecektir ki ya biz bu işi hani bakın kontrolden çıkıyor, farklı bir masa oluşturalım. Bunu bir dünyada sivillerin hayatını kaybetmemesi, ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ve işgallerin kabul edilmemesiyle ilgili bir bilinç oluşturup bölgedeki ülkelerin kendi aralarında güç birliği yapıp, işbirliği yapıp aslında o masayı oluşturmak için gerekli temelleri atması gerekiyor. Eğer biz bunu Amerika'dan, Rusya'dan ya da Fransa'dan beklersek o zaman maalesef sadece bu bir beklentiyle kalır. Bugün başka bir bahane uydururlar, bir kınama yayınlarlar, ayıplarlar, şunları şunları yapacağız derler. Ama maalesef somut olarak yine ortaya hiçbir şey çıkmaz. Bakın dünyanın gözü önünde bir gazeteci ortadan kaldırıldı. Evet. Ne yaptılar? Fransa kınadı, İngiltere kınadı. Evet. Toplantıda bir araya geldiler, sohbet ettiler, birbirlerine tatlılardılar. Yani bu gözümüzün önünde oldu bu. Bugün Gence'de bir sürü insan hayatını kaybetti, çocuklar hayatını kaybetti. Mumlar yakıldı, çocukların oyuncaklarının, o enkazların orada hayatlarını kaybettikleri yerde görüntüleri gözümüzün önüne geldi. Ne oldu? Kınamaktan başka, insanların şey, üzülmesinden başka hiçbir şey olmadı. Bir şey olmasını istiyorsak artık bunun için adım atacak, bunun için ülkeler bir araya gelecekler. Yani ya bölgesel güçler, gerçekten bölgesel aktörler bulundukları coğrafyalarda çevresindeki ülkelerle birlikte bir işbirliği içerisinde, güç birliği içerisinde hareket edecekler, bunu hissettirecekler, ya da bu tür eş başkanların olduğu, kendi çıkarları için her türlü vahşete yüzü kapalı bir şekilde, vahşet olduğu zaman kafasını başka tarafa çeviren, sadece kınamayla kalan ülkelerin politikalarını ya da izlemeye devam edeceğiz. Yani o masalar, tabii ki başka bir masa kurulmalı. Bu ülkeler de işin içinde olmalı ama bölgede gerçekten buna çözüm bulmak isteyen ülkeler de işin içinde olmalı ki bir denge olsun. Aksi takdirde maalesef belki isimler değişiyor ama yaşanan olaylar değişmiyor. Evet, ve bu masa yeniden kurulursa o masada olması beklenen en etkili aktörlerden biri de Türkiye. Geçen hafta boyunca İlham Aliyev'in de Hikmet Hacıyev'in de açıklamalarında öne çıkan nokta buydu. Türkiye bir faktör değil, bir aktör ve masada aslında dediler. Türk İHA'larıyla sahada sağlanan başarılara vurgu yaptılar. Türkiye'nin masada yer alması ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mümkün görüyor musunuz şu şartlar altında? Türkiye birçok konuda aslında çok hem farklı konularda hem de aslında benzer ülkeler, yani farklı konularda aynı ülkelerle çeşitli problemler içerisinde. Masada olması gerek. Masada olabilmesi için de Türkiye'yi masada isteyecekler midir? Çok hani aman Türkiye'de gelsin, masada eş başkan olarak yer alsın. Bu çok... Tabii. En azından mesela Ermenistan bunu istemeyecektir, Fransa bunu istemeyecektir. Rusya birazcık daha böyle dengeleyici bakmaya çalışacaktır olaya. Ya çok net bir fikir beyan etmesi ya da hani hayır Türkiye olmasın gibi değil ama o da denge gözlemleyerek, yani Rusya'nın zaten politikası sessiz kalıp gözlemleyip daha sonra en son adımı atmak ya da en son müdahalede bulunmak olacaktır. Ben birazcık bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerin bitmesinin de etkili olacağını düşünüyorum. Yani 3 Kasım'ı bekleyeceğiz. Aynen öyle, 3 Kasım'daki seçimler ve o seçimlerin sonuçları da önemli. Çünkü Amerika Birleşik aslında bu tür olayların ortaya çıkıp da çözümsüzlüklerin ve farklı aktörlerin, mesela Fransa'nın böyle bir işte hem Doğu Akdeniz'de hem işte Ermenistan meselesinde ve Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği içerisinde bir takım etkilerde bulunmasının nedeni güç boşluklarından kaynaklanıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri şu anda kendisiyle meşgul. Dolayısıyla ama sahaya geri döndüğünde, olaylara geri döndüğü zaman o dengeler de değişecek. Dolayısıyla Türkiye eğer masada olmak istiyorsa o zaman birazcık da durup hani kendimize bir bakmamız lazım. Evet, biz masada olmak için elimizden geleni yapıyoruz ama demek ki bizim de bu masada olmak için askeri gücümüzün, desteğimizin yanında diplomasiyi, bu çok önemli bir şey. Hani sadece diplomasiyle olur mu diyorlar. Diplomasi tek başına tabii ki çok hani sadece diplomasiyle bazı işleri halledemezsiniz ama diplomasinin bir sürü çeşidi vardır. Evet. Dolayısıyla kullanarak ilişkilerimizi belki de yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek
Masada yer alabilmek için de kendimize de bir aynı zamanda alan açmamız, alan yaratmamız gerekiyor. Bunun da temeli diyalogdan geçiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla da bu diyalogları iyi kurgulamak gerekiyor. Hem kendi çıkarlarımız için, evet, hem de bölgesel bir güç olarak bu bölgelerde, çevremizde istikrarı ve düzeni sağlamak için. Çünkü çevremizdeki, evet, istikrar ve düzen ülkemizdeki istikrar ve düzen demektir. Yani yan, evet, tarafta yangın çıkarken siz evinizde rahat oturamazsınız. Dolayısıyla bunu iyi sağlamak gerekir. Evet, kesinlikle öyle. Sayın Doçent Doktor Ece Baban, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkınız için. Ben teşekkür ederim.